Merhaba efendim, İçel TV'desiniz. İçel gündeminde ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'le ilgili neler yaşandı program sürecinde sizlere aktarmaya çalışacağım. İçel TV'nin her zaman olduğu gibi tüm sosyal medya hesaplarında da canlı yayındayız. Değerli seyirciler, Mersin gündeminde yer alan önemli bir konu, önemli bir olay, korkutan bir olay Türkiye gündeminde de yer aldı. Hatta bazı yabancı basın kaynaklarında da yer aldı. Dün akşam saatlerinde Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sahasında bir patlama yaşandı. Bu patlama civardaki seraların ve evlerin büyük bir çoğunluğuna zarar verdi. Önce haberimizi bir izleyelim, sonrasında ayrıntıları konuşacağız. Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında yapılan planlı patlatma çevredeki evlerde ve seralarda hasara yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin Valiliği, zarar tespiti için çalışmaların sürdüğünü ve vatandaşların zararlarının tazmin edileceğini bildirdi. Bakın bu halde, bütün evler bu halde. Her şey patladı. Akkuyu Güç Santrali bünyesinde çalışanlara konaklama tesisleri yapmak amacıyla Büyükeceli Mahallesi'nde planlı bir patlama gerçekleştirildi. Büyükeceli Mahallesi'nde yer alan siteleri etkileyen şiddetli patlama nedeniyle evlerin camları kırılırken büyük korku ve panik yaşandı. Valilikten yapılan açıklamada Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır denildi. Evet, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin sahasında inşaat çalışmaları sırasında az önce ekranlarınıza gelen patlama yaşandı. Şimdi Akkuyu'nun alanında Akkuyu'da çalışan kişilerin kalacağı binaları yapmak için büyük kütle halindeki toprak yığınını daha işlenilebilir hale getirmek için bu patlamanın yapıldığı belirlendi. Ama tabii ki patlama demek ki ehil bir şirket tarafından ve ehil insanlar tarafından yapılmadı. Şimdi bu patlama planlı, programlı bir şekilde yapıldı. Ancak patlamayı gerçekleştiren ekip demek ki ehil değil. Böylesine büyük çapta bir sarsıntı oldu. Civardaki evler sallandı. Evlerin camları kırıldı. Kapıları yerinden çıktı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu. Cam seralarda camlar kırıldı. Bazı naylon seraların bir bölümü yan yattı. Bazıları yıkıldı. Ve tabii ki güneş enerji sistemleri zarar gördü. Otomobiller zarar gördü. Bölgedeki vahşi hayvanlar, doğal hayvanlar zarar gördü. İnsanlar korktu, panikledi. Tabii geride bıraktığımız aylar içerisinde de yine Akkuyu'da buna benzer olaylar yaşanmıştı. Yapılan dinamit patlamalarında etrafa saçılan taşlardan orada çalışan bazı işçiler yaralanmıştı. Yine orada çalışanların araçları zarar görmüştü. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli atıldığı günden itibaren problemler yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Mersin milletvekillerinin bazıları, Mersin'deki bazı STK'lar ve VIP kabul edebileceğimiz kişiler Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatının beton zemininde çatlaklar olduğunu dile getirmişlerdi. Ki bu da yine Rosatom tarafından, Akkuyu NGS tarafından kabul edildi. Ana reaktörün kurulacağı zemin betonunda iki kez çatlak olduğu, üçüncü temelin atıldığı da doğrulandı Rosatom ve NGS tarafından.
Tabii geride bıraktığımız hafta içerisinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesaplarından bir görüntü yayınlayarak yine beton zemininde reaktörün çatlak olduğunu dile getirdi görüntüyle ve zeminden su çıktığını dile getirdi ve bu Akkuyu sevdasından vazgeçilsin. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesi 2023 yılında faaliyete girecek. Faaliyete girdiğinde hepimizin yüreği ağzında olacak. Çünkü zaten deprem bölgesindeyiz. Bununla birlikte ehil kişiler çalışacak mı? Reaktörü nasıl işletecekler? Reaktörün zemini çatlak, altından su çıkıyor. Bir felaket yaşanabilir uyarısını tekrar tekrar yineledi. Geride bıraktığımız yıllarda da buna benzer uyarılar geldi. Ama tabii uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Akkuyu'nun devamı sağlanıyor. Tabii Akkuyu'ya herkes de alınmıyor, giremiyor değerli seyirciler. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde çok sıkı bir şekilde korunuyor olmalı ki yıllar içerisinde milletvekillerinin bile girişine izin verilmedi ve görüntü almalarına izin verilmedi. En son bu hafta içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Akkuyu'ya geldi. Orada incelemelerde bulundu. Basın mensupları davet edildi Mersin'den. Yaygın basın temsilcileri, yerel basın temsilcileri davet edildi. Ama basın mensupları 6-7 saat boyunca bir odada tutuldu. O odadan çıkmalarına izin verilmedi. Bir şekilde görüntü alan basın mensuplarının o görüntüleri silmeleri istendi. O görüntüler silinmezse fotoğraf makinelerine, kameralarına el konulacağı söylendi. Ama basın mensupları tabii bu tehditlere yüz vermedi. Yani tehditleri karşıladı, makinelerini teslim etmediler, görüntüleri de silmediler. Orada basın mensupları da bir protesto eylemi de gerçekleştirdi efendim. Akkuyu'da sorunlar bir türlü bitmek bilmiyor. Tabii hem devlet yetkililerinden Türkiye Cumhuriyeti olsun, Rusya olsun, Rosatom'dan, Akkuyu NGS'den, ilgili bakanlıklardan, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan çeşitli açıklamalar yapılsa da yaşanan sorunlar sonrasında bu açıklamalar ne yazık ki Mersinlileri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını sakinleştirmiyor. Panik halinde olan Akkuyu'dan kaygı duyan vatandaşları ne yazık ki sakinleştirmiyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Akkuyu'da en son yaşanan bu olayla ilgili olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesi verildi. Yine CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından bu önergeye nasıl cevap verilecek? Bu da kamuoyunun merakla beklediği bir durum. Umarız önümüzdeki süreçte çok daha üzücü olaylar yaşanmayız. Tabii teselli can kaybı olmaması ama can kaybı da olabilirdi. Bu da mümkün. Bir deprem, bir sallantı olduğunda insanlar kalp krizi geçirebiliyor. Kendilerini korumaya almak için bir binadan atlayabiliyorlar. Bu olayda da böyle olabilirdi. Ayrıca yıkılan binalar da olabilirdi. Trafikte seyir halindeki bir araca taş veya bir parça isabet etmesi sonucunda can kaybı yaşanabilirdi. Aslında çok önemli bir olay, asla sonuçları açısından göz ardı edilmemeli diyoruz efendim. Ve gelelim Mersin'le ilgili diğer gelişmelere değerli seyirciler. Şu konuyu da sizlere açıklayalım. Tabii ana gündemde koronavirüs var. Koronavirüsle ilgili bazı gelişmeler de var. Onlara da yer verelim. Son dakika gelişmeleri diyelim. Şimdi malum ülkemizde koronavirüsle ilgili aşılama çalışması başladı ve devam ediyor. Sağlık çalışanlarının aşılanma çalışması neredeyse bitti, bitecek. 1 milyonu geçti. 1 milyondan fazla sağlık çalışanı aşılandı. Sağlık çalışanlarının aşılama çalışması neredeyse bitti, bitecek. Ancak burada bir sorun var. O sorun da şu. Şöyle ki eczane teknisyenleri de sağlık çalışanları içerisinde aşılanacaktı. Ama aşılama çalışmasının başlayacağı son gün eczane teknisyenleri sağlık çalışanları grubundan çıkartıldı. İşte bu duruma hem eczacılar hem eczane teknisyenleri hem de sağlıkçılar tepki gösterdiler.
Şimdi yapılan araştırmada ortaya çıkıyor ki eczane teknisyenlerinin sayısı ülkemizdeki eczacıların 2 katı. Eczacıların elleri kolları birlikte çalışıyorlar. Böyle bir durumda eczane teknisyenlerinin sağlık çalışanları grubundan çıkartılması ve aşılarının yapılmaması çok ciddi bir sorunu da beraberinde getiriyor. Şimdi sağlık camiası bu durumun telafi edilmesini bekliyor. Şimdi tabii huzur evleri, yaşlı bakım evlerinde kalan vatandaşlar aşılanıyor. Onların yakını olan ailesindeki kişilerden de bazıları aşılanıyor. Tabii bununla birlikte 90 yaş üstü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlar belirlendi. Bu vatandaşlar için de özel bir aşı planı programı uygulamaya konuldu. 90 yaşın üstündeki vatandaşlar da şimdi ilgili ekipler tarafından aşılanıyorlar. Tabii koronavirüs çıktı çıkalı koronavirüse yönelik bir aşı çalışmalarının başladığı andan itibaren de aşıyı destekleyenler var, aşı karşıtı olanlar var. Gerçi aşı karşıtlığı sadece koronavirüsle ortaya çıkmadı. Geride bıraktığımız yıllarda da aşı karşıtlığı vardı ve aslında 1900'lü yılların başından itibaren de varlığını devam ettiriyor. Şimdi koronavirüs aşısını yaptırmak istemeyen vatandaşlar çeşitli gerekçelerle komplo teorisi kabul edilen çeşitli nedenlerle aşı yaptırmayacaklarını ve aşının yapılmaması gerektiğini de çeşitli mecralarda dile getirdiler. Buna karşı olarak da bilim adamları aşı kesinlikle yapılmalı, aşı olmadan bu sorunu atlatamayız şeklinde aşıyı savunan açıklamalarda yapıyorlar. Tabii son yapılan açıklamalarda da bilim adamları, Türkiye Cumhuriyeti Koronavirüs COVID-19 Bilim Kurulu üyelerinin yapmış olduğu açıklamalarda şu bilgilerde yer alıyor. Diyorlar ki vurulan aşının ne kadar koruyucu olacağı henüz bilinmiyor. 6 ay mı, 9 ay mı, 1 yıl mı? Bu bilinmiyor. Bunu belirtiyorlar ve diyorlar ki elde edilen bulgulara göre her yıl belki de aşılama çalışması yapılacak. Yani yaşadığımız hayat boyunca bu aşıları belki de vurdurmaya devam edeceğiz yönünde de bilgileri paylaşıyorlar. Tabii aşılama çalışması içerisinde yapılan araştırmalarla elde edilecek olan yeni bulgularla yolumuza devam edeceğiz. Koronavirüsü dünyadan, ülkemizden, Mersin'den yok edebilmek adına. Bu da önemli. Tabii aşı karşıtları mahkemeye müracaat ettiler. Şöyle ki Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu değerli seyirciler. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'de 14 Ocak'ta başlayan koronavirüs aşılama sürecinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Dilekçede ise aşı kullanımına imkan sağlanmasının hukuka aykırı olduğu, insan sağlığının yok sayıldığı gibi sebepleri gerekçe gösterdi. Şimdi ülkemizde koronavirüs aşısını yaptırmak mecburi değil tabii ki. Ancak aşı yaptıracak olan vatandaşlar bir onam belgesi imzalıyorlar. Yani aşı yaptırmayı ben istedim, kendi rızamla aşıyı yaptırıyorum. Affedersiniz. Ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluktan da ben sorumluyum şeklinde bir belgeyi de imzalıyorlar. Bu böyle bir belgenin hazırlatılmış olması da önemli. Çünkü koronavirüs aşısının sonuçları açısından henüz tüm dünyada net bilgiler elde değil deniliyor. Böyle söyleniyor efendim. Tabii bu koronavirüs sürecini siyasal yeni dünya düzeninin hazırlanması, ekonomik yeni dünya düzeninin hazırlanması, bir dijital dünya devleti kurulmasının hazırlanması yönünde çalışmalara bağlayanlar da var. Sıradan vatandaşların kafası karışmış durumda, neye inanacağını şaşırmış durumda, kimi dinleyeceğini şaşırmış durumda, biraz bilinçli olan sıradan vatandaşların diyelim. Böyle bir durumda var ülkemizde. Şimdi tabii malum Almanya'da koronavirüs aşısı üretilmişti. Pfizer BioNTech aşısı üretilmişti. Bu aşıyı da iki Türk bilim adamı üretmişlerdi.
Tabii göğsümüz kabarmıştı. Ancak şunu da sormuştuk kendimize. Neden o bilim adamlarını ülkemizde tutamadık da Almanya'ya gittiler. Almanya'da bu çalışmaları yaptılar. Bu açıdan da biraz içimiz buruk olmuştu. BioNTech aşısını 33 kişi vurduran 33 kişinin Norveç'te hayatını kaybettiği, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir doktorun, Belçika'da bir hemşirenin kaybettiği açıklanmıştı. Tabii BioNTech aşısı kronik rahatsızlığı olan yüksek yaştaki kişilerde ve alerjisi olan kişilerde ters etki gösterebiliyor, yan etkiler ağır olabiliyor şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bazı dünya devletleri bu BioNTech firmasından aşı almayı durdurmuşlardı. Yeni bulguların gelmesini bekliyorlardı. Ve tabii özellikle Norveçli bilim adamlarının yapmış olduğu açıklamada ölümler aşıdan kaynaklanmadı diye bir açıklama yapıldı. Ama dünya kamuoyunun bir bölümü de bu açıklamaya inanmadı tabii ki. Şimdi BioNTech firmasının aşısıyla ilgili İngiltere'den bir açıklama geldi. İngiltere dedi ki, malum İngiltere'de mutasyona uğramıştı koronavirüs, COVID-19. İngiltere dedi ki Alman BioNTech aşısı mutasyona uğramış olan koronavirüse de etki ediyor şeklinde İngiltere'de bir açıklama yaptı. Şimdi birçok açıdan belki de bir oyun oynanıyor ama bu oyunun sonucunun nereye varacağını da hiçbirimiz aslında tam olarak kestiremiyoruz değerli seyirciler. Bu da önemli tabii ki. Şimdi rejiden arkadaşlarımız uyardılar. Dediler ki sabah Sun TV'de, Tepe Medya Grubu yayın organlarından Sun TV'de Leyla Pak'ın programına Mersin Eczacılar Odası Başkanı Özgün Sağar konuk oldu. Özgün Sağar işte bu koronavirüs aşı süreciyle ilgili ve eczane teknisyenlerinin neden sağlık grubundan çıkartıldığını, birinci gruptan, sağlık çalışanı grubundan çıkartılıp aşı yapılmadığına yönelik bazı değerlendirmelerde bulundu. O değerlendirmeler hazır mı arkadaşlar? Hazır. Bir dinleyelim, izleyelim Özgün Sağar neler söylüyor bu konuya yönelik. Siz Covid geçirdiniz mi efendim? Geçirmedim. Geçirmediniz. Hayret. Aşılama takviminde de yok eczacılar. Yakındır geçirmeniz. Allah muhafaza. Yani gerçekten de işler acısı bir haldeyiz. Sizin programın başındaki cümlelerinizi atıfta bulunarak başlamak istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz. Estağfurullah. Şimdi dediniz ki açılışta birinci aşama, birinci aşamanın ikinci kademesine geçildi dediniz. Evet. Hatta ondan öncesinde dediniz ki işte aşılamada 800 bin, 900 binleri bulduk. Sağlıkçılar aşılandı ve aşılanmaya da işte geri kalan gruplarla devam edilecek dediniz. Evet. Bir defa bunların ikisine katılmıyoruz, katılamıyoruz, üzülerek katılamıyoruz. Çünkü maalesef eczacılar, eczane çalışanlarımız ve eczacı odasındaki çalışanlarımız aşılanmadı. Aşılanmadı demek de aslında yanlış, belki aşı takvimine dahi alınmadı. Bu çok üzücü bir tablo. Şimdi bakınız, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı aşı olunacak listenin birinci aşamasının A grubu, yani birin biri en temeldeki yerde çok net bir ifade var. Diyor ki sağlık kurumunda çalışanlar ve tüm eczane çalışanları. Orada hatta parantezi de açıyor eczane çalışanları kısmını netleştirmek adına, eczacı ve kalfalar dahil diyerek. Evet. Ama bizim kalfalarımız, bizim eczane teknikerlerimiz, bırakın aşılanmayı, az önce söylediğim gibi aşı takviminin içine dahil edilmedi. Ama şöyle bir dahil edilmeme var burada Leyla Hanım. Buyurun yani efendim. Anlam veremediğimiz nokta şu. Şimdi bakın, sürecin başında daha Türkiye'de aşılama başlamadan önce yetkililer bize dedi ki sizin teknikerleriniz kaç kişi, bunların isimlerini ve bilgilerini bize verin, biz aşı programını alacağız dediler. Biz eczacı odası olarak bununla ilgili hemen yerelde çalışmamızı yaptık ve bu çalışmaya istinaden listemizi hem yazılı olarak hem de CD formatında müdürlüğümüze ilettik. Evet. Fakat sonra bir yazı daha geldi. Dediler ki ya bu şekilde yapılmayacakmış. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bir program yazmış. Bakın bu programı yazan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Efendim? Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. Evet. Yani, bak, Sağlık Bakanlığı. Sağlık Bakanlığı bir program yazmış. Bu programın adına ekip PBS dediler. Dediler ki buraya aşılanacak teknikerlerinizi online olarak, dijital olarak kaydını yapacaksınız. Peki dedik. Evet. Oraya da kayıtlarını yaptık bu arkadaşlarımızın. Burada da her şey güzel. 14 Ocak günü
aşılamanın başladığı Türkiye'deki ilk gün olan Perşembe günü. 14 Ocak, evet. Personellerimize SMS'ler geldi Leyla Hanım saat 2'den sonra. Evet. Yani aşı programına dahil edildiniz, gidip işte aşı randevunuzu alabilirsiniz diye. Biz sevindik, oh ne güzel işler gidiyor diye düşünürken, akşam üzeri bu personellerimizin hepsinin sistemde bloke edildiğini gördük. Bu arkadaşlarımıza ilk SMS'i gönderip aşı yapabilirsiniz diyen ERK, 2-3 saat sonra bu arkadaşlarımızı tamamen sistemden düşürdü. Sebep? Biz burada ne olduğunu anlamaya çalışırken dediler ki bize mükerrer kayıtlar var. Bunu bir kez daha güncelleyeceğiz. Peki güncelleyelim, ne yapalım? Dediler ki Türk Eczacılar Birliği'ne siz bildirimde bulunun. Biz merkezden, birliğinizden çekeriz verilerinizi. Çektiğimiz verilere göre işleminizi yaparız. Ona da peki dedik. Bir kez daha oraya da girdik. Yani biz 3 kez bu arkadaşlarımızın bildirimini yaptık Leyla Hanım. Evet. Çok ilginç bir durum bu. Çok ilginç. Biz bu bildirimi yaptık. Türkiye Eczacılar Birliği de 15 Ocak Cuma günü bu listeyi yine sundu yetkililere. Biz dedik ki cumartesi pazar sistem tanımlanır. Pazartesi günü itibariyle arkadaşlarımızın aşılanması da başlanır diye düşünürken, bakın bugün 20 Ocak Çarşamba ve saat 11.30. Evet. Hala bu arkadaşlarımız sisteme tanımlanmadı. Evet efendim. Ve birinci aşamada A grubundaki sağlık çalışanlarıyla ilgili kısımda da şöyle bir şey var. Bugün 23.59'da sistem kapanacak bu grup için. Yani bugün A grubunda yer alan sağlık çalışanları 23.59'a kadar aşısını yaptırdı. Yaptırmadığı takdirde o programın en sonunda görülen bir bölüm var biliyorsunuz, dördüncü aşama diye geçiyor. Dördüncü aşama. Bu üç grupta yer almayanlar için. Zamanda aşı yaptırmayanlar bizi oraya dahil edecekler. Sizi ya, esnaf olarak mı görüyorlar Sayın Başkanım? Ya bizi inanın nasıl gördüklerini bilmiyorum. Bakın kendi yayınladıkları yerden konuşuyor. Bu benim kaynağım değil. Derseniz ki benim kaynağım olsa ya Eczacıdası bunu kendi kendine kurgu yapmış. Yok, hayır. Estağfurullah. Siz bir program yayınladınız. Ve yayınladığınız programın içerisinde bir A'ya eczacı ve eczane kalfaları diyerek kendinize net bir şekilde yazdınız. Evet. Leyla Hanım bununla da bitmiyor. Bakın daha, ben size daha trajikomik bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu zaten çok önemli bir konu. Kendi bunun altını çizelim. Elbette ki. Bakın Mersin'de 941 eczacım var. Benim eczacı odasına kayıtlı. 693 de eczanem var. 248 eczacımın eczanesi yok. Bunlar kim? Bunlar mesul müdürlük yapanlar, yardımcı eczacılık yapanlar, ikinci eczacılık yapanlar, vekil eczacılık yapanlar, veresele eczacılık yapanlar. Kısacası eczacılar ve sahadalar. Evet. Bu arkadaşlarımız da aşı programına hiçbir şekilde dahil edilmedi. Sadece eczane teknikerleri değil, eczanesi olmayan eczacılar da sisteme dahil edilmedi. Ben Mersin için size şöyle bir basit bir rakam söyleyeyim. Buyurun. Benim bu şekilde 248 eczacım var. Bakınız. Hı hı. 1845 tane de eczane teknikerim var. 11 tane de eczacı odası personelim var. 2104 kişi. Bugün evet. 2104 kişi Mersin'de aşılama programına dahi giremedi. Ve hala ne olacağına dair bir bilgi almadık. İşin komik de, işin üzüntü veren kısımda komik de demek, daha da trajikomik demek lazım belki. Aynen öyle, kara mizah gibi ki, bu, şaka. Bugün 23.59'da bu sistem kapanacak. Bu arkadaşlar ne olacak? Siz birinci aşama, ikinci kademe, hatta birinci aşama üçüncü kademeye geçtiniz. Çünkü üçüncü kademede yaş gruplarına göre aşılama var. İkinci kademe bakım evleri ve huzur evleri diye geçer. Birin üçüne geçtiniz ama birin birini hala tamamlamadınız. Bu nasıl bir aşılama programıdır? Bu nasıl bir aşılama taktidir? Üzülüyoruz. Bakın süreç içerisinde evet. Sizinle de konuştuk. Biz sürecin başladığı günden bugüne 45 eczacımızı Covid'den dolayı kaybettik. 14 Allah eczane teknikerimizi Covid'den dolayı kaybettik. Türkiye'de bir tane de eczacı odası çalışanımızı Covid'den kaybettik. Evet efendim. Bu aşılanmayan gruptakilerin hepsinden maalesef kayıplar verdik. Bu grupların evet. aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha altını çiziyoruz. Ya bu süreyi uzatsınlar ve bu arkadaşlarımızı önce tanımlasınlar, ya da bu kısımla ilgili farklı bir organizasyon yaratacaksalar bunlara özel bir durum yaratsınlar. Ama evet. şu an içinde bulunduğumuz durumda gerçekten de işler acısı bir haldeyiz ve hala bir yetkiliden kalkıp da bu konuyla ilgili bir cevap alabilmiş değiliz. Değiliz. Şimdi eczacılar... Sağlık hizmet zincirinin çok önemli bir halkasında Sayın Başkanım. Hasta olan olmayan, Covid ile ilgisi olan olmayan, taşıyıcı...
Değerli seyirciler, sabah saatlerinde Tarsus'tan üzücü bir haber geldi. Tarsus'ta Tem otoyolunda bir kamyonla bir otomobil çarpıştı. Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesi Tem otoyolunda karşı şeride geçen kamyonun çarptığı özel araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirirken bir kişi de ağır yaralandı. Pozantı Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde Şakir Sarı'nın kullandığı kamyon Gazi Rüzgar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Gazi Rüzgar'la otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi. Otomobildeki Kerim Rüzgar'la kamyon sürücüsü Şakir Sarı yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Kamyon sürücüsü Şakir Sarı gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Balıkesir merkezli aralarında Mersin'in de olduğu bazı illerde PKK-KCK'lılara finansal destek sağladığı belirlenen kişiler operasyonla gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK-KCK'nın hükümlü ve tutuklu mensuplarına finans sağladığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 20 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Terör örgütünün cezaevi yapılanmalarıyla irtibatı olan hükümlü ve tutuklu terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 20 şüpheliden 17'si yakalandı. Balıkesir merkezli Mersin, Adana, Aydın, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de başlatılan eş zamanlı operasyonda 3 kişinin de yakalama çalışması devam ediyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise silah ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Değerli seyirciler, ülkemiz dünya kuraklığın pençesinde. Yağmurlar yağması gereken zamanda yağmadı. Kar da yağması gereken zamanda yağmadı. Yağmurları Mersin'de dört gözle bekledik. 3 gün boyunca yağdı. Umarız yeterlidir yeraltı suları için ve barajlar için. Kar yağışı da yüksek kesimlerde başladı ve hala devam ediyor. Ve Mersin'in 1500 rakımdan yüksek yerlerinde bazı yerleşim alanlarında yollar kapandı. Büyükşehir Belediye ekipleri, bazı yerlerde de karayolları ekipleri yolları ulaşıma açma çalışmalarını, tuzlama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde 6 araç, 12 kişi karda mahsur kaldı. Yine büyükşehir ekipleri kurtardı. Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla yollarda mahsur kalan 12 kişi Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından gelen ihbarlar üzerine karla mücadele çalışması yürüterek 6 araçla yolda mahsur kalan 12 kişiye ulaştı. Ekipler Erdemli'nin Aydınlar Mahallesi ile Çerçeli Mahallesi arasında meydana gelen buzlanma nedeniyle aracı kayan ve yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Bir greyder, bir tuzlama aracı ve 5 personelle çalışma yapan ekipler vatandaşları mahsur kaldıkları noktadan kurtardı. Ayrıca kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Ayrancı yolunda da mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı. Ekipler Sorgun Mahallesi'nde de tuzlama çalışması yaptı. Mersin Silifke ilçesinde de dev bir çınar ağacı teke böceklerinin içini yemesi, çürütmesi nedeniyle ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle Mersin-Karaman otoyoluna devrildi. Mersin'in Silifke ilçesinde dev çınar ağacı devrilerek Mersin-Konya karayolunun yaklaşık bir saat kapanmasına neden oldu. Silifke 4 yol mevkisinde ilçe jandarma komutanlığı yanında bulunan dev çınar ağacı, teke böceği larvalarının özünü yemesi ve rüzgarın da şiddetiyle Mersin-Konya karayoluna devrildi. Devrilen ağaç karayolunu tamamen kaplayarak araç geçişine engel oldu. İhbar üzerine kapanan yola trafik polisleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Silifke Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi.
Trafik polisleri araç trafiğini farklı istikametlere yönlendirirken Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle Silifke Belediyesi Park Bahçeler ekipleri devrilen ağacı ağaç motoruyla keserek yoldan temizledi. Silifke 4 yol jandarma yönetiminde Mut Konya yolu üzerinde bulunan çınar ağacı teke böceğinin yemiş olduğu lavralarla çürümüş ve göçmüş. Yolu açma çalışmalarımız devam ediyor. Mersin'de yabancı uyruklu iki kişi bir koyun çiftliğini basarak 100 koyunu çaldı. Jandarma ekipleri bu 100 koyunun Emirler köyünde tutulduğunu belirledi. Operasyonda koyunları ele geçirdi. Koyunları çalan kişileri de yakaladı. Koyunların 97'si de sahiplerine teslim edildi. Mersin'de hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Şahısların koyunları götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken polis hırsızların izini hayvanların dışkısını izleyerek tespit etti. Mersin İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çopurlu Mahallesi Çivikur mevkisinde bulunan hayvan çiftliğinden 100 koyun çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Koyunların çalındığı yerden başlayarak yaklaşık 15 kilometre boyunca dağlarda ve ana yollarda hayvan dışkılarını takip ederek koyunların götürüldüğü yeri tespit etmeye çalışan ekipler yol güzergahındaki güvenlik kamerasını da inceledi. Ekipler koyunların Emirler Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler yabancı uyruklu F.A. ile A.A.'yı gözaltına alırken çaldıkları koyunlardan 97'sini ele geçirdi. Koyunlar sahibine teslim edilirken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak mahalle ziyaretlerini devam ettiriyor. Gültak bu kapsamda Huzurkent'teki mahalleleri ziyaret etti ve Huzurkent'e yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak mahalle ziyaretleri kapsamında gün içinde Huzurkent sınırları içinde yer alan 5 mahalleye konuk oldu. AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerinde Başkan Gültak, yasayla 5 mahalleye ayrılan Huzurkent beldesinin sanayi tesisleri, tarım, üretim ve istihdam açısından güçlü bir potansiyel taşıdığını söyledi, kent için önemli bir bölge olduğunu vurguladı. Daha önce belde belediyesi olan Huzurkent olarak bilinen bölgedeyiz. 5 tane mahallemiz var. Huzurkent beldemizden 5 mahalle oluştu. Bugün inşallah bu beldelerimizden, mahallelerimizin hepsini ziyaret edeceğiz. Önemli bir bölge Huzurkent. Çünkü hem bir tarafında tarım, bir tarafında sanayi ve Tarsus Mersin arasında kalmış önemli bir belde. İş açısından da, tarım açısından, turizm açısından da önemli yerleri olan bir alanımız. Tabii burada bizim seçildikten sonra verdiğimiz bazı sözler vardı. İnşallah bunların bazılarını hayata geçirmeye başladık. Adnan Menderes'te daha çok oturan kesimin ihtiyacı olan hem kapalı semt pazarı kullanılmak üzere, hem nişan, düğün yapılmak üzere, hem de taziye yapılmak üzere muhtarımız bizden halkımızla beraber, oturanlarımızla beraber bir yer istediler. Az önce arkadaşlarla görüştüm. Bu pazartesi de sonuçlandırmıştık. Yaklaşık 500 metrekarelik, üstü kapalı, yanları açık, güzel bir modern bir aynı zamanda içinde ses cihazı olacak. Yani mikrofonlar olacak. Niye bunu önemsiyoruz? Hem pazar zamanı, hem nişan ve düğün zamanı, hem de cenaze zamanında bu ses sistemi kullanılarak çok fonksiyonlu bir hale getirilmek noktasında arkadaşlar çalışıyor. Tahmin ediyorum 3-4 hafta sonra ihale aşamasına gelecek. Ondan sonra da bu mahallede güzel bir yeri kazandırmış olacağız. Huzurkent'e verdiğimiz
Diğer sözler var diğer mahallelerde. Onlar da hazır, ihale aşamasındayız. Onları da o mahallelerimizde tek tek açıklayacağım. Çünkü bizim huzur kent dedim ya, 5 mahalleyi içeriyor. Eskiden belde belediyesi olan, hizmetini belediyeden alan yer önem arz ediyor. O yüzden biz de huzur kenti elimizden geldiği kadar önemsiyoruz. Ayrıca huzur kent güreş sporuyla anılan bir beldemiz. Gerçekten şampiyonlar çıkartıldı. Burayla da ilgili bir spor salonu projemiz var. Tabii biz yapmayacağız bunu. Spor Bakanlığı'nda görüştük. Spor Bakanlığımız dışarıdan bulacağı hibelerle inşallah buranın projesini de hazırlıyor. Onu da en azından yetiştirmeye çalışıyoruz. Biz salı ve cumaları gezmemizin nedeni bu. Neler yaptık, neler yapıyoruz, neler isteniyor bizden. Bunları görmek istiyoruz. Muhtarımızla beraber hem esnafı ziyaret edeceğiz, hem sokaklara gideceğiz, hem huzur kentte oturan, Adnan Menderes'te oturan vatandaşlarımızla sohbet etme imkanı bulmuş oluyoruz. Bu da bize şunu sağlıyor, şehrimize, beldemize, ilçemize, mahallelerimize hakim olmamızı sağlıyor. Bir şeylerin yapılıp yapılmadığını gözümüzle görüyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Bu da bize hem hız kazandırıyor, hem kontrol sağlıyor, otokontrolü sağlıyoruz. Bunun vermiş olduğu çalışmayla ilçe başkanımız, muhtarlarımız, yanımızda şu an bürokratlarımız var, meclis üyelerimiz var, belediye başkan yardımcılarımız var. Bu da şunu sağlıyor, otokontrol çok iyi bir şey. Yani bir şeyler yaptığınızı ve yapmadığınızı yerinde tespit ediyorsunuz. Siyaset yapmak, güzel laflar söylemek güzel ama bunun yanında hizmet yapmak, hizmet üretmek önemli. O yüzden bunu önemsiyoruz. Değerli seyirciler, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz COVID testi yaptırmıştı ve testi pozitif çıkmıştı. Kendisi evde karantinaya alındı, tedavi gördü, tedavisi tamamlandı ve belediye binasının önünde görevine gelirken, makamına gelirken alkışlarla karşılandı. Mersin'in Toroslar Belediyesi Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, koronavirüs tedavisinin ardından görevine başladı. Arkadaşlar çok teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkese teşekkür ederim. Başkanım geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun başkanım. Tedavisi tamamlanan ve ardından belediye girişinde personelce alkışlarla karşılanan Atsız Avşın Yılmaz, görevine başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Toroslar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Çok şükür görevimin başındayım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için lütfen tedbirlere uyalım. Canla başla çalışan sağlık görevlilerimize şükranlarımı sunuyorum. Toroslarımız için el birliğiyle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Yılmaz 6 Ocak'ta COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Mersin'in Silifke ilçesinde güzel bir müze açıldı. Atıl durumdaki eski okul binası onarıldı ve son 60-70 yıllık süreç içerisinde Silifke'de kullanılan eski bisikletler ve motosikletler binaya toplandı ve Silifke'de bisiklet, motosiklet müzesi açıldı. Bu güzel, önemli haberle İçel gündemini sona erdiriyoruz. Biz de kalın, hoşça kalın. Bundan her biri 50 yaşında. Mersin'in Silifke ilçesinde Türkmen Halk Kültür Derneği'nin çalışmalarıyla köy konağına dönüştürülen atıl durumdaki okul müzeye dönüştürülerek bisiklet ve motosiklet müzesi haline getirildi. Silifke Türkmen Halk Kültür Derneği Başkanı Kerim Parlatan tarafından Ulugöz Mahallesi'nde atıl durumdaki okul Silifke Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olurlarıyla müzeye dönüştürüldü. 75 yıl önce kullanılan hurda halindeki bisiklet ve motosikletler müzeye konuldu.
Ben Kerim Parlatan, Silifke Türkmen Halk Kültür Derneği Başkanlığı'yım. Memleketimizde eksik olan kültürel faaliyetlerde öncü ve örnek olmak istiyorum. İşte bu çalışmalarda daha önce terk edilmiş köy ve mahalle ilkokullarını alarak hem restore haline getiriyoruz, hem köy konağı haline getiriyoruz, hem de ayrı sıra yöremizin değerli mesela bisikletlerini, motorlarını yan yana getirip bu binalarda kullanıyoruz, özel müze haline getiriyoruz. Çünkü bizim yaptığımız bu çalışma gelecek nesillere bırakacak en büyük miras olacaktır. Sizler de biliyorsunuz ki eski köy ilkokullarımız terk edildi ve atıl duruma düştü. Ve söylenmeyecek şekilde kullanılmaya başladı. Ama bizim önceliğimizde yine sağ olsun kaymakamlığımızın ve Milli Eğitim'in destekleriyle bu okullar bize tahsis edildi ve biz de bu okulları geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Ana amacımız bu. Bunun yanı sıra Silifke yöresinde 1946 yılına kalma örneğin 70-75 yıllık motorları, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda kullanılan bisikletleri de alarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Bu çok değerli bir şeydir. Ben gönüllü bir kültür elçisi olarak bunu halkımıza göstermek istiyorum. Tabii Covid hastalığından dolayı aksamalar meydana geldi. Ama inşallah korona illeti bittikten sonra bu tür yerlerde halkımızın desteğini de alarak hizmete açacağız.